Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda şöyle motif yapımını ve bir de böyle motif yapımını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Eğer kafanıza takılan sorular olursa yorumlarda buluşalım. Şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram adresimi bırakırım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomu da eğer beğenirseniz lütfen beğenin butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Öncelikle sihirli halka yapacağız. Ben normalde sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum ve böyle başlıyorum. Önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Bilmeyenler için de basit bir yolu var. Bu şekilde ipimizi böyle yapalım. Şuradan tutalım. Şunu parmağımıza dolayıp yine bu parmağımıza alalım bunu. Şu elimize alalım. Ve daha sonra bu halkanın içine batıp bu şekilde ilmeğimizi alacağız. Şunu bırakmıyoruz bu arada. Buraya ilk başta 3 tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Bakın. Bu şekilde tam buradan batıp böyle ikisini birlikte örüyoruz. Daha sonra bunu bırakabiliriz. Bakın burası zaten ayarlanabiliyor bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Yine doluyorum. Burayı tutuyorum. Batıp çıktım halkamın içine. İkisini birlikte aldım. Tekrar doluyorum. Tekrar halkamın içine batıyorum. Yine ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum halkamın içine. Toplamda 18 tane böyle ikili trabzanım olacak. Şu direklerden olacak. 18 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu direklerimi. Şimdi şurada başlangıç tepem var. İlk tepem. Oraya batıyorum. Böyle 1, 2, 3 diye de sayabilirsiniz. Şurada 3. tepeye batıyoruz çünkü. Şöyle sıkıştırıyorum burayı. Burası tabii açık kalmayacak. Şu arkadaki bıraktığımız ipi böyle çekeceğiz. Şöyle tutun. Buradan çekin. Şöyle. Bakın. Şimdi burada öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. Burayı tutuyorum. 3 tane daha çekiyorum. Daha sonra bir doluyorum. Bakın şimdi. Bu battığım tepem. Şöyle. Şu tepeyi atlıyorum. Yani ikinci tepeyi atlıyorum. Sonraki tepeye, yani 3. tepeye batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar doluyorum. Bir tepe atlıyorum. İkinci tepeme batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar göstereyim. Bir tepe atlıyorum. İkinci tepeye batıyorum. Buraya ikili trabzan yaptıktan sonra araya 3 zincir. Bu şekilde bu sıramda da devam edeceğim sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3. zincir. Başta çektiğimiz 3. zincirin içine, yani 3 tane çektiğimiz zincirin şu alttan sayıp 3.sine battık ve kapatıyoruz. Burası bitti. Bir zincir çekip ipimizi burada keseceğiz. Yani eğer farklı renk devam etmek istemiyorsanız kesmeyin. Yani aynı renkle devam etmek istiyorsanız kesmeyin. Fakat ben farklı bir renkle devam edeceğim. Şimdi başka bir renk ipimle örgümün şöyle şuradaki herhangi bir yoldan başlayabilirsiniz. Ben buradan başlayacağım. Şöyle tutuyorum. Hem buraya bağlaması da kolay olur. Tutamadık. Bu şekilde şöyle zincirimi çekiyorum. İkinciyi çekiyorum. Üçüncüyü çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra şunları da içinden yürüteyim. Ya da bağlayayım. Fark etmez. Bir doluyorum. Yine aynı yuvanın içine bir daha batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. İlk zincir çektik ya. Onu da sayıyoruz. 2 tane olmuş oldu. Yani 2 tane direğimiz olmuş oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü de yapıyorum. Şöyle ve beşinciyi de yaptım.
Bu şekilde araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız da böyle ilerleyecek. Her şu yuvaların içine 5'er tane ikili trabzan yapıp araya da 2 zincir çekeceğiz. Şimdi 3, bunu da göstereyim. 4 ve şöyle 5 tane ikili trabzan yaptık. Araya 2 tane zincir çekiyoruz. Böyle devam edelim. Şurayı da bağlayabilirsiniz. Şu iki ipi de bağlayabilirsiniz. Zaten içeride kalacak, sorun olmaz. Şimdi yine sıranın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim ve 1, 2, 3. zincirimin içine batıyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincir çekip üst sıraya çıkıyorum. Ben arkadaki iplerimi bağladım. Şöyle. Şimdi bu sırada burası ilk tepem. Yani ilk tepeme zincir çektim. Burası da bir direk sayacağım. Yani bir ikili trabzan sayacağım orayı da. İkincisi, yani sonraki tepeme battım. İkincisini yaptım. Sonraki tepeye batıyorum yine. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın doluyorum. Hemen sonraki tepemin içine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. İlkinde 4 tane oldu. Bu boşluğuma geldim. Buraya da bir tane yaptım. Doladım. Yine bir tane daha yapıyorum. Yani bu araya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Doladım. Bakın. Şurada zaten tepemin yuvası hazır. Hemen oraya batıyorum. İkili trabzan. Doladım. Sonraki tepeye ikili trabzan. Sonraki tepeye ikili trabzan. Sonrakine. Bir saniye. Sonrakine. Şöyle. Ve şu araya gelince de iki tane buraya, yani şu yuvaya iki tane ikili trabzan. Aslında burada, yani bu aslında son sıra. Burada yapmanız gereken şu her gördüğünüz tepeye bir tane ikili trabzan yapıp şu aralara gelince, şuradaki aralara gelince iki tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıramız böylece bitiyor ve modelimiz de bitmiş oluyor. Diğer modeli de göstereceğim bundan sonra. Sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Daha sonra burayı kapatıyorum. Ve bir tane daha zincir çekip ipimi kesiyorum. Modelim hazır. Daha sonra ikinci modelim için ben hemen sihirli halkamı çektim. İçine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bunu videonun başında göstermiştim. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Bunun içine de yine 18 tane böyle ikili trabzan, videonun başında yaptığımız gibi şu modelde de 18 tane ikili trabzan yapmıştık şu araya, şey ortaya. Yine başlangıçta da burada da 18 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ben buraya 18 tane ikili trabzanımı yapıp geleyim. Sıramın sonuna geldim. Yine buradan şu tepeye batıyorum. Burası zincirli kısım olduğu için aslında şu 1, şu 2, üçüncüsü de şuraya denk geliyor zaten. Şöyle kapatıyorum. Şu alttakini de yine gösterdiğim şekilde videonun başında sıkıştırıyorum böyle. Daha sonra arkadan bunu bağlayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Üst sıraya çıkıyorum. Bir doluyorum. Hemen bu çektiğim zincirin dibine batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum buraya. Doladım. Zincir falan çekmiyorum. Hemen sonraki tepemin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Doladım ve aynı yuvanın içine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu sırada her bir tepeye iki tane ikili trabzan yapacağız. Yani artırma yapıyoruz. Sıranın sonuna geldiğinizde toplam şu direklerden 36 tane elde etmiş olacaksınız. Şimdi sıra sonuna şöyle geldim. Toplamda buraya kadar 34 tane ikili trabzanım var. Şimdi 36'ya tamamlamak için doluyorum. Bakın şu zincirimin dibine batıyorum. Ve buraya
2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yaptıktan sonra burada 1 2 3. tepeye batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Toplamda bu sıramda 36 tane ikili trabzanım oldu. Şu direklerden oldu yani. Şimdi 3 tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Yine doladım. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Daha sonra burada bir tek bir çift yapacağız. Öncelikle çiftimizi yapmış olduk. Şu zincirle beraber 2 tane oldu. Sonraki tepeye batıyoruz. Şuraya. Buraya bir tane ikili trabzan. Tekrar doluyorum. Sonraki tepeye çift. Yani 1 ve aynı yuvanın içine bakın. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle doluyorum. Sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Sonrakine 2 tane. Yani bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğinizde 54 tane ikili trabzanı elde etmiş olacaksınız. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın ilkinde çift yaptık. Sonraki tepeye tek yaptık. Sonrakine çift yaptık. Şöyle 2 tane. Sonrakine tek yaptık. Sonrakine çift yaptık. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Şimdi son sıramdayım. 3 zincir çekip sonraki sırama çıktım. Doluyorum ve zincirimin dibine tekrar batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu bir yuvanın içinde. Yani bir çift yapmış oldum. Doluyorum. Sonraki tepemin içine batıyorum. Şöyle buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Şöyle sonraki tepemin içine batıyorum. Buraya da tek ikili trabzan yaptıktan sonra doluyorum ve sonraki tepemin içine bir doladım. Şöyle tekrar aynı yuvanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani böylelikle bir çift, iki tek, bir çift yapmış oldum. Şimdi yine tek bir tane şöyle sonraki yuvama tekrar bir tane tek ve şöyle sonraki yuvama da çift bir doluyorum. Şöyle aynı yuvanın içine bir tane daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şöyle. Şu zaten bir çiftti. Bu tek, bu da tek, şu da bir çift. Zaten şöyle baktığınızda belli oluyor. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve bu modelimiz de bitmiş olacak. Bunları isterseniz daha çok da çoğaltabilirsiniz. Ben bu kadar yapacağım. Şimdi yine sıramın sonuna geldim. 1, 1, 2 ve 3. tepemin içine şöyle batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum burada. Bu modelim de hazır. Şöyle çekiştiriyorum biraz. Marullanma olmasın diye. Şimdi bu kadar. Şunun da arkasını bağlayayım. Şöyle. Daha sonra da kesiyoruz. Bu şekilde bunları da yine kesebilirsiniz. Aralardan da saklayabilirsiniz. Şimdi şurayı söyledim mi hatırlamıyorum. Burada toplamda 72 tane ikili trabzanım oldu şu son sırada. Dediğim gibi artırabilirsiniz. Bu 2 tek 1 çifti. Sonraki sıra 3 tek 1 çift şeklinde devam edecek. 90 tane ikili trabzan ulaşacaksınız sonraki sırada. Bir sonrakinde 108, bir sonrakinde 126 devam edecek böyle. Yani 2 tekti ya, 2 tek 1 çifti, 3 tek 1 çift sonraki sırada. Bir sonrakinde 4 tek 1 çift şeklinde artırmaya devam edebilirsiniz. Aslında bu biraz da amigurumi yöntemi oluyor. Çünkü onda da bu şekilde artırma yapılıyor. Onun haricinde birleştirmesini, yani neyde kullanacağımı ben sonraki videoda ya da bir sonrakinde çekeceğim.
Bilenler modeli birleştirmesini bilenler istediği gibi yine kullanabilir. Kareye de çevirebilirsiniz. Yani köşeli de yapabilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz. Videom bu kadardı. Yorumlarda buluşabiliriz. Eğer kafanıza takılan bir şeyler olursa yazın lütfen. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.